Metropol TV ekranlarından herkese mutlu günler. Uzmanından Sağlık programına hepiniz hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Gülşen Yarımca. Bugünkü sohbetimizin konusu migren ve migrende tedavi yöntemleri. Merak edilenleri yanıtlamak üzere stüdyomuzun konuğu Özel Denizli Tekten Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Profesör Doktor Okan Bölükbaşı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim hocam, ben de teşekkür ediyorum. Evet, klinik nörofizyoloji dedik. Hocam kısaca ne olduğundan bahseder misiniz? Nöroloji şimdi genel olarak beyin omurilik hastalıkları, çizgili kas hastalıkları, bel boyun fıtıkları, felçler, genel olarak bunlarla ilgileniyor. Daha nadir görülen birçok uzun isimleri olan hastalıklar da var ama gerekirse onlara da girebiliriz. Ama klinik nörofizyoloji bu hastalıkların ve tıbbın diğer dallarında, mesela dahiliye, genel cerrahi, üroloji, çocuk hastalıkları, kulak, burun, boğaz, göz, bunların bazı işlevlerini gösteren testlere ihtiyacı var. Görme işlevleri, duyma işlevleri, cinsel faaliyet işlevleri, dışkılama işlevleri. Bunların hepsinde özel bazı testler var. Onları biz yapıyoruz. Bu testlere kabaca beyin elektrosu, elektromiyografi, elektroneurografi, uyarılmış potansiyeller gibi bir seri testin yapıldığı ihtisas alanına klinik nörofizyoloji diyoruz. Daha çok tanı amaçlı o. Tanı konulamayan durumlarda tanı amaçlı nöroloji dahil bütün bölümler, ortopedi, beyin cerrahisinin bize hasta gönderdiği bir alan bu. Daha çok test yapıyoruz tanı için. Evet, tanı oluşturmada kesin sonuç veren testleri kapsayan bir onları alan kapsıyor. Öyleyse. Kısaca aslında sizi tanımış da olduk öyleyse hocam, değil mi? Evet, kendinizle ilgili daha yakından tanımamız adına söylemek istediğiniz neler vardır hocam? İşte nöroloji, söyledik biraz evvel. Beyin omurilik hastalıkları, kabaca böyle diyebiliriz. Klinik nörofizyoloji, beyin omurilik ve diğer hastalıkların tanısında kullanılan nörofizyolojik yöntemler dediğimiz tanı araçlarını kullanan dal. Bir de aslında anatomi ihtisasım var. O daha çok üniversitelerde geçerli. Ben yıllarca işte üniversitelerde çalıştım, emekli oldum. Şimdi Denizli'de Özel Tekten Hastanesi'nde hizmet vermeye başladım. Harika. Bugünkü sohbetimizin konusu migren hocam. Şimdi her hekim bulan hastanın sorusu gibi olacak ama ben de bu durumdan, bu hastalıktan muzdarip olan kişilerden bir tanesiyim. Zeki insanlarda olur. Harika. Evet, yayından önce de bahsetmiştik. Bundan sonrasında dedim artık migrenimle övüneceğim. Övünebilirsiniz, evet. Gerçekten öyle. Zeka ile ilişkisi varsa. Psikologsunuz işte. Kişilik yapısıyla migren arasında bir ilişki var. Çok ilginç bu. Bunu birazdan değinmek istiyorum hocam. Öncelikle migren nedir? Onu bir kısaca tanımlayabilir miyiz hocam lütfen? Bu laf nereden geliyor, bu migren lafı? Değişik, güzel bir kelime aslında. Latince hemikranya diye bir laf var. Yarım kafa demek. Evet. Hemikranya'dan, o hemikrania, mikrania'dan migren çıkmış, migren. Yarım baş ağrısı lafından çıkıyor. 2000 sene önce öyle diyorlarmış. Bizim kültürümüzde buna şey derler, şahika falan derlerdi eskiden. Kafanın yüksek yerinin ağrısı falan, böyle bir laflar var. Migren daha çok siklik baş ağrısı, paroksismal baş ağrısı dediğimiz baş ağrısı türü. Yani bu daimi bir baş ağrısı değil, diş ağrısı gibi daimi olan bir şey değil. Genelde şöyle anlatılır, ayda bir defa, iki defa çok şiddetli başımız ağrıyor. Bazı hastalar %10'unda falan öncesinde bir görme bozukluğu oluyor, hissediyoruz ağrının geleceğini. Bazen yandan bir şeyler uçuyor falan derler. Ondan sonra ağrı gelir. İşte genelde kötü koku, açlık, adet görmek gibi şeylerle tetiklenebilir, ortaya çıkarabilir bunu. Bazı gıdalar, bazı içecekler, konserveler, ketçaplar, Çin yemekleri, soslu gıdalar, bazı içki türleri, bazı alkol türleri bunları tetikleyebilir ama bu liste çok uzun, kişiden kişiye değişir. Portakalın bile tetiklediği migren türü var, çilek veya portakal yemek. O yüzden ara ara gelen, krizler şeklinde gelen baş ağrısı diye biz bu olayı toparlayalım, özetleyelim. Harika bir özet oldu ama hocam. Evet. Şimdi hocam, migren ağrısı dediğimizde, baş ağrısı dediğimizde ayrı, migren ağrısı dediğimizde ayrı. Baş ağrısı birçok kişinin yaşamış olduğu sıkıntılardan, hastalıklardan bir tanesi. Fakat migren ağrısı nedir? Baş ağrısının migren mi olup olmadığını nasıl kişiler ayırt? Nasıl ayırt etmeliler? Şimdi baş ağrısı genel çatı. Başımız ağrıdığında tamam, baş ağrısı çatısının altında bir giriyoruz önce oraya.
Ondan sonra iş çok çatallaşıyor. Şöyle ki, hastalara ilk söylediğimiz şey bu. Vücutta ters giden her şey, vücutta ters giden her şey baş ağrısı yapabilir. Bu bir, her şey. O yüzden baş ağrısı da bir kişi doktora başvurduğunda altta neyin olduğunu araştırmak lazım. Çoğu zaman aile hekimi bunu halledebilir. Gece mesaisinde kalan tekstil işçisi her gün, her gece bir makinenin başında hep aynı işi yapıyor. Kafasını hep böyle sallıyor işi yaparken. İşte bu buraların gerilmesine, vücudun doğal olmayan bir pozisyonda saatlerce kalmasından kaynaklanan, kasılmalardan kaynaklanan ve hayat sıkıntısı, belki kocasıyla dertlerini, belki çocuğunun derdini de düşünüyordur çalışırken, hepsi kafadaki adalelerin gerilmesine yol açıyor. İşte bu gerilim baş ağrısı. GTBA, gerilim baş ağrısı. Bu da bir baş ağrısı türü ve toplumda en sık görülen baş ağrısı türü. Bizim toplumda baş ağrılarının %70'i işte bu vücudu yanlış kullanmak, yanlış pozisyonda durmak, oturmak, spor yapmamak, günlük hayatın stresi, yanlış beslenme, gece mesaisinde çalışma vesaire. Bunların hepsi işte bakın bir baş ağrısı sendromu, bir baş ağrısı grubu yaratıyor. En sık görülen gerilim baş ağrısı. Hı hı. O zaman başka şeyler, böbrek hastasıdır, başı da ağrır. Kanser hastasıdır, başı da ağrır. Şeker hastasıdır, başı hep ağrır. Fibromiyalji hastasıdır, kadınlarda sık görülen ve işte ruhsal bozuklukla iç içe geçer o. Hı-hı. Kişilik bozuklukları da biraz karışır bu işe. Bunlarda daimi ağrı vardır. O zaman doktor karşı karşıya kaldığında şunları sorgulamaya başlıyor. Ağrı ne zamandan beri var? Ara ara mı geliyor, daimi mi? Bu çok önemli. Ağrının tipi nasıl? Batıcı, yanıcı, sokucu, ezici... Böyle türler var. Oyucu. Şimdi ona göre bizim kafamızda bir şey, tablo oluşmaya başlıyor. Dediğim gibi her şey baş ağrısı yapabilir. Sinüzit, kulak burun boğazla ilgili sorunlar, görme bozukluğu, gözlük kullanması gerekiyordur. Kullanmıyordur. Gözlük çıkarınca gözü böyle kayar onların. Kaydını da bilmez. Vücut devamlı uyum yapmak zorunda kalıyor, toparlamak zorunda kalıyor. Bu da yoruyor buraları ve baş ağrısı başlıyor. Hı hı. Geceleri horlayan adamlar vardır böyle. Karıları hep şikayet eder. Gene horladın, beni uyutmadın falan. Sabahleyin o çok kötü kalkar yataktan. Bir ağırlık ve baş ağrısı olur. Bu da daimi baş ağrısı sebeplerinden biri. Demek ki baş ağrılarının ilk başta biz böyle onları sınıflandırmaya başlıyoruz. Ve ona göre teşhise gidiyoruz. Çünkü dediğim gibi birincil baş ağrıları var, ikincil baş ağrıları var. Birincil baş ağrıları işte migren gibi. Ara, o çok özel bir şey. Ara ara gelir, krizler şeklindedir. Krizler sırasında garip olaylar eşlik eder. İşte bulantı, kusma, baş dönmesi, hatta çok nadiren bir tarafın tutmaması birkaç gün süren. Gözün bir kısmının görmemesi, bunlar da olabilir. Buna göre migrenin de türlerini tanımlıyoruz. Bir de sekonder, ikincil sebepler. Üremi, böbrek hastalığı, karaciğer yetmezliği, şeker hastalığı, psikolojik faktörler. Psikiyatrik hastalıkların çoğunda hep gerilim baş ağrısı vardır günlük sıra gelme. Evet. Hepsinde bir baş ağrısı gider o. Bunun gibi ayırıyoruz. Peki hocam krizler şimdi siz anlatırken ben de bizzat yaşayan biri olduğum için izleyicilerimizden de migren hastalığında bulunanlar, migreni olanlar eminim ki ay hocam diyorlardır işlerinden. Evet, çünkü o ağrıyı geriye dönüş yaşıyoruz ve o ağrıyı aslında hissediyoruz. Ağrıyı konuşuyor olmak bile insanın hoşuna gitmiyor. Maalesef ki onu hatırlatıyor. Migren krizi dediğiniz hocam, şimdi kriz öyle bir geliyor ki bütün hayatınızın planlamasını bir anda alt üst edebiliyor. Örnek veriyorum, yarın için harika bir plan yaptım ama hazırlanmışımdır, dışarıya çıkacağımdır veya bulunmam gereken ortamdaydır. Bir anda krizin geliyor olması bütün hayatım olumsuz etkiler ve o gün artık benim için offline'dır. Öyle bir kriz yaşıyoruz. Peki bu migren krizi ne kadar sürer hocam? Kişiden kişiye farklılık gösterir mi? Veya genel geçer bir bilgi olarak paylaşabilecek olduğunuz bir sürelendirmesi var mıdır? Yani genelde bu kişiyi çok farklı yönlerde etkileyen bir şey. Sadece ağrı olmuyor. Mesela mutsuzluk, içe kapanma, ışıktan rahatsız olma, bütün kokulardan yani genel şeyi söylüyorum. Bunun bir sürü türü var da. Evet. Biz genel şeye bakalım. Bütün kokulardan rahatsız olma, karanlık bir yerde gidip sessizce uyuma ihtiyacı vesaire olur. Birçok sistemi etkiliyor bu migren kriz sırasında. Otonomik sinir sistemi aşırı deşarj yapıyor. Hı hı. Otonomik sinir sisteminin deşarjı
Kalp atış hızı değişir, solunum alma sıklığı değişir, göz bebeklerinizin büyüklüğü bile değişir. Evet. Şimdi genelde yani sık görülen toplumda orta yaşlı bir kadın, kadınlarda daha çok görülüyor, 2-3 kat daha fazla. Ayda 1-2 defa gelen 6 saat veya 12 saat kişiyi etkileyen, hakikaten özel bir günü ise onu mahveder. Başına şey çakılıyor gibi olur. Dehşet bir şeydir yani. Bu çok şiddetlidir bazen. Krizler şeklinde seyreder. Bazen nadiren migren hastalarında durup dururken diyelim lodos fırtınası oldu. Lodos. İki gün aç kaldı. Kocası hapse girdi. Büyük bir üzüntü. Uzamış migren krizi dediğimiz migren fırtınası olur. Migren fırtınası işte müdahale etmezseniz 6-7 gün veya daha fazla sürer. Onu hastaneye yatırmamız gerekir. O dehşet bir şeydir. Şöyle uzamış migren, yani migren krizini 6 gün, 10 gün, 15 gün yaşarsınız. Bu dehşet bir şey. Korkunç bir işkence. Evet. Korkunç bir işkence. Evet, evet. Onu karanlık odaya, hastaneye yatırıp çok farklı ilaçlar vermemiz gerekir. Hı hı. Ve bir yandan da bu gerçekten migren mi, altında başka bir şey var mı diye bakmamız gerekir. Hı hı. Ya hakikaten 6 ila 10 dehşet gün bir şey arasında sürmesi. Evet, evet. Bir fiil ağrı devam mı ediyor öyleyse? Devam hocam? Ediyor. Dehşet bir şey. Bunun adı migren fırtınası. Uzamış migren krizi. Hı-hı. Çok hakikaten. Dehşet bir şey. Yani insanın hayatında herhalde. Evet. Peki bu her ay mı olur hocam? Yoksa çok önemli. Migren hastalarının çoğunda olmaz. Ama dediğim gibi sıklaştırıcı, artırıcı faktörler üst üste gelirse. Hı hı. Bunlar bazen içeriden de kaynaklanır. Ani hormonal değişiklik kadınlarda. Hı hı. Doğum kontrol hapı kullanmaya başlar. Yüksek östrojen içeren. Doğum kontrol hapları çok tetikleyebilir bunu. Onu hemen sorarız. Doğum kontrol hapı kullanıyor musunuz? Hormon yüklemeleri. Hı hı. Suni gebelik için. Gebelik şey, yapay. Ne diyorduk ona? Çocuk sahibi olmak istiyorlar ya. Suni döllenmeyle. Tüp bebek. Tüp bebek için yapılan hormon yüklemeleri de müthiş şeye sokabilir. Hı hı. Bazen bunlar işte uzamış krize yol açar. Buna migren fırtınası diyoruz. Ayaktan tedavi zor oluyor ama başarabiliyoruz. Ayaktan tedavi edemediklerimizi mecburen hastaneye yatırıyoruz. Hı hı. Peki hocam ağrıların ne olduğunu, nasıl ilerlediğini maalesef ki deneyimleyen herkes çok acı tecrübeyle öğrenmiş oluyor. Tedavi yöntemlerine geldiğimizde tedavisi mümkün mü sorusunu ilk akla getiren şeylerden bir tanesi oluyor. Hastalar bize şöyle başvuruyorlar. Bu bütün dünyada böyle, bizim ülkeye has değil. Migrenin tedavisi yok diyorlar. Biz bir kere daha şansımızı deneyelim dedik. Hı hı. Biz de diyoruz ki ha, migrenin tedavisi var. Elimizde bir sürü ilaç var zaten. Biz ilaçların ötesinde çok yeni silahlar çıktı elimizde. Hı hı. Ve bunlar çok başarılı. Hastaların bunları bilmemiş, duymamış olmasına üzülüyoruz, şaşırıyoruz. Buna şey deniyor ama tabii sağlık okuryazarlığı. Kişilerin de sağlık haberlerini okuyup anlayacak kendilerini bir düzeye getirmeleri lazım. Hı hı. Kişilerin de biraz kendilerini yetiştirmesi lazım yani. Biz onun için buradayız hocam. Evet, doğru. Siz sağlık okuryazarlığını evet. geliştiren program yapıyorsunuz. Doğru. Evet. Şimdi 1960'larda, 70'lerde kan damarlarını daraltan ilaçlar veriyorduk. Onları halen bugün kullanıyoruz. Bunlar kriz tedavisiydi, yani ağrı kesici. Hastalar bunu da hep karıştırır. Hastalara sadece ağrı kesici verilir. Hastaya sorarız. 15 yıldır ben migren hastasıyım. Ne tedavi gördünüz? İşte bunlar. 2 tane ağrı kesici. Ya akut. Başka bir şey verilmedi mi? Akut çözüm. Evet, ama o esas tedavi dediğimiz o değil. O krizin çözümü. Tedavi ağrı kesici değil. Hatta ağrı kesiciler mümkünse hiç yer almasın. Çünkü uzun süre ağrı kesici kullanan kişilerde ağrı kesici bağımlılığı gelişiyor. Hı hı. Bizim Batı Anadolu'da migren hastaların çoğunda ağrı kesici bağımlılığı var. Bu büyük bir derttir. Aynı uyuşturucu gibidir. Hı hı. Böbreklerinizi mahveder, midenizi mahveder ve devamlı başınız ağrımaya başlar. Onun tedavisi zordur. Onun başka bir adı var. Migrene benzemiyor artık o. Kronik migren diyoruz. O tedavi çok zor. Hı hı. Şimdi migren tedavisi, o zaman basamakları çıkacağız. Hiç tedavi almamış basit hastalara verebileceğimiz çok güzel, ucuz ilaçlar var. Bunlar 3 aylık, 6 aylık her gün alması gereken bazı ilaçlar şeklinde. Bunlar %40 ila %60 arasında başarı sağlar. Hastaların tavsiyelere uyması gerekir. Şunları yemeyeceksiniz, şöyle bir yerde çalışmayacaksınız. Şunları içmeyeceksiniz. Onu da yerim, böyle bir yerde de çalışırım, gece mesaisinde de kalırım. Böyle olmuyor o zaman. Yani tabii. Kişi, hastanın ödevlerini yapması lazım. Diyelim bunları verdik, düzelmedi. İkinci seçenek, daha güçlü ilaçlara geçiyoruz. Bir basamak daha çıkıyoruz. Bunlar epilepsi ilaçları. Hı hı. Aynı zamanda epilepsi, SARA tedavisinde kullanılan ilaçlar.
hem çocuklar hem erişkinlerde en iyi migren profilaksi, yani uzun vadeli migren tedavi ilaçları. Bunlar oldukça başarılı. Ondan sonra depresyonda kullanılan ilaçlar da kullanılabiliyor. Ben onları pek vermiyorum. Hı hı. Yan etkiler vesaire yüzünden. Çok da iyi olmuyor gibi geliyor bana ama hı hı. kullanılabiliyor. Onun bir üstüne çıkarsak elimizde yaklaşık 15-20 yıldır botoks tedavisi var. Aslında botoksu nörologlar buldu, uyguladı bunu ilk defa. Yani yüz kırışıklıkları için değil de sonrasında biraz kasılmış adeleleri gevşetmek için ve ağrıya iyi geldiği bulundu yanlışlıkla, tesadüfen. Ondan sonra kafada farklı noktalara botoks enjekte ediyoruz. İşte 4 ila 6 ayda bir tekrar hastanın gelip gene enjekte etmemiz gerekiyor. Bu da oldukça etkili. %70-%80 belki oldukça etkili. Burada tabii çok konforlu değil bu. Yani kafanızda bazı noktalara ince bir iğneyle bir ilaç, botoks enjekte ediyoruz. Ama şimdi elimizde daha da gelişmiş bir şey çıktı. 2 yıl önce piyasaya verildi. 2-3 yıl oldu. Migren aşısı. Migren aşısı müthiş etkili. Son derece kullanışlı. Ayda bir kere yapılıyor. Hasta kendi kendine yapabiliyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Çok harika. Çok kullanışlı. Bir kalem gibi bir şey. Ve başarı oranı yani %80-%90'a yakın. Birçok migren hastasını, ağır migren hastasını onunla düzelttik. Çünkü onun pek yan etkisi yok. Tabii bunların hep maddi karşılıkları da var. Hastaların elbette. Kendi ekonomik durumlarına göre ona da bakmaları gerekiyor. Migren aşısı en üst, en gelişmiş şey oldu artık bizim şeyde. Yani bunun ötesi. Yani şu an tedavi hastanın uyum sağlaması koşuluyla tedavi edemediğimiz migren hastası artık ben hatırlamıyorum. En kolay uygulanabilir olanı, kolaylık sağlayanı migren aşısı diyebilir miyiz? Migren aşısı diyebiliriz. Hastaların tercihleri oluyor. Bazıları hap kullanmak istiyor. Bazıları iğne istiyor, botoks istiyor. Bazıları da migren aşısı istiyor. Peki aşıda da yine haplarda uygulandığı gibi. Şimdi haplarda dediniz ki hocam. 3 ay 6 ay süreliğine multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Uygun koşullarda çalışmıyorsa eğer ki çalışma tabii, tabii. koşullarını uygun hale getirmeli. Ve bunun dışında yememesi gereken, yapması gereken şeyler olabilir. Evet. Aşıda da aynı kriterler geçerli mi? Her zaman o migren hastalarının hep migrenli hasta olduğunu anlayıp hayat tarzını ona uydurması lazım. İlaçlar her şeyi... İlaçların karşısına bir engel çıkarmış oluruz. Yani bizim de hastalığımızla uyumlu yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yediklerimizde işte aynı şeker hastalığındaki gibi. Sizin migreninizi, her kişinin listesi farklı. Sizin migreninizi tetikleyen gıdaları ısrarla yemeyeceksiniz. Kırmızı şarap mesela büyük migren tetikleyicisidir. Israr etmemek gerekir onu. Evet, merak ettiğim noktalardan bir tanesi de bu hocam. Şimdi tedavi kişiye göre değişiyor. Siz en uygun tedavi yöntemini belirliyorsunuz. Terzi gibi. Kişiye özel, onun ruhsal durumunu da dikkate alarak evet, o da var. Evet. Kişiye özel bir plan belirlememiz gerekiyor. Hangi tedavi yönteminin uygun olduğunu belirliyorsunuz. Sonrasında ne yapılması gerektiğine dair bir çizelge oluşturuyorsunuz. Evet, eline de yazılı veriyoruz. Bak, bunlara dikkat edin falan diye. Şöyle yapın diye. Herkesin şimdi yemesi ve içmemesi gereken veya gerekmeyen, uzak durması gereken durumlar ayrı ayrı. Onu nasıl belirliyorsunuz hocam? Onunla konuşmak gerekiyor işte hastayla. O sonra sordukça hatırlıyor. Videolar var işte YouTube'a yüklediğimiz. Bunları izleyin, haftaya gelin tekrar konuşalım diyoruz. Sonra hasta hatırlıyor. İşte belli bir marka ruj sürdüğümde de oluyor diyor. Nadir de. Bunu ilk kez duydum. Belli deodorantlar, kokular. Muz... Nadiren muz yemek bile migreni tetikleyebiliyor. Konserveler çok tetikler. Muzu biz tam tersi nadir. Hocam. Evet, nadir. Nadiren. Muzun içinde çünkü triptamin var. Belli şeyleri tetikleyebiliyor. Genel... Ama bunlar yani bunlar anlattıklarım örnek olarak. Tabii. İlla böyle olacak gibi bir şey yok. Bunlar nadir. Portakaldan tetiklenen var. Çilekten tetiklenen var. Ama genel tetikleyicileri söyleyelim. Kötü koku, yağlı boya kokusu yapılan bir yerde yarım saat bulunmak. Açlık, uzun süren açlık, uzun süren uykusuzluk, büyük ruhsal krizler, büyük üzüntüler, ağlamak, adet görmek, hormonal dalgalanma, doğum kontrol yapı veya diğer hormonal enjeksiyonları kullanmak, böyle gider. Bunlar ana tetikleyiciler.
Diğerleri daha ikincil diyebiliriz. Geri kalanı ise anemnezle birlikte aslında hastanın evet, öyküsüyle birlikte lazım, evet. Ve kişilerin de anladığım kadarıyla biraz da kendilerini dinlemeleri bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. En azından migrene yakalandıklarında, migren atağı geçirdiklerinde bundan öncesinde ne yapmıştı mı sorgularlarsa belki de not migren almaları... Migren defteri tutuyorlar evet. Tabii. Ben o gün ne olmuştu? Şunu yemiştim, şuraya gitmiştik, amcam ölmüştü, çok üzülmüştük falan diye tutarsa... Oradan kendi kendine de anlar zaten. Neyden uzak kalması gerektiğini. Migren hastaları genelde zeki insanlar olduğu için kolay bu bilgileri verebiliyoruz. YouTube'a yüklediğimiz videolar sayesinde de hemen olayı öğreniyorlar, anlıyorlar. Harika. Şimdi tam da bu konuya değinmek evet. istiyorum hocam. Migrenle zekanın arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu çok vurgulanmış bir şey değil kitaplarda, araştırmalarda. Ama bizim gözlerimiz o ki belli bir şeyden sonra migren hastasını kapıdan girerken fark etmeye başlıyorsunuz. Yüz ifadesinden, duruşundan, eğitim durumundan. Bizim için en büyük acı küçük bir çocuk, diyelim 5 yaşında, 7 yaşında migreni olduğunu anlıyoruz. Ailesi çok fakir, diyelim dağlardaki bir köyden geliyor. O çocuğa destek olunursa, fark edilirse zeki olduğu, mutlaka yüksek eğitim yapacağı için iki haber veriyoruz aile. Bir, çocuğunuzda migren var diyoruz. Tedavisi şöyle. İki, bu çocuğu mutlaka okutun. Bunda potansiyel var. Ne yapın edin, ilgilenin, heba olmasın. Ve ben meslek hayatımda çok gördüm böyle. Biz bunu getirmiştik küçükken. Siz böyle demiştiniz işte şimdi avukat oldu, doktor oldu falan. Çok görüyorum. Yaşlandıkça da artıyor tabii bu. Evet, bundan sonra tüm migrenli olan evet. bireyler migrenimizle artık övünmeye başlayacak. Öyle gerçekten, doğru. Yüksek zekamızın göstergesi değil. Bir hassasiyet tabii bu. Herkesin uygun koşullarda her beyinde migreni oluşturabiliriz, tetikleyebiliriz. Yeterli dozda işkenceyle herkeste migren yaratabilirsiniz. Peki toplumdaki migrenlerde fark ne? Onların beyinleri daha hassas. Dış bombardımanlara ve içteki mesela hormonal açlık, hormonal değişikliklere karşı onların beyinleri daha hassas. Daha hassas beyin, daha duyarlı insan, daha zeki. Bakın öyle gidiyor işte. Farkındalık. Daha farkında, evet, evet. Şimdi bizim tarafımız, daha hassas. Bizim tarafımızda da hocam yapılan testlere baktığımızda farkındalık düzeyi ne kadar yüksekse eğer ki kişinin mutluluk oranında da maalesef ki anlamlı bir fark çıkıyor. Evet, evet çıkar. Çünkü yani, algılama arttıkça hayal evet. kırıklığı da artıyor. Evet, evet. Ama bu sizin işte MMPI testlerinde falan da migrenlerdeki kişilik farklılıkları hep ortaya konmuştur. Yüksek meslek sahibi insanların çoğunda migren vardır. 40 O yaşta yoksa işte 40-50 yaşına doğru mutlaka bir yoklar. Herkes bir geçirir yani. Benim tahminim çok daha küçük yaşlarda başladığına dair. Çocuklardaki farklı klinik oluyor. Mesela çocuklarda şöyle, karnım ağrıyor diye geliyor çocuk. Başı ağrımıyor. Bugün de öyle bir hasta vardı. 8 yaşında kız. Şimdi karın ağrısında çocuklara dikkat etmek lazım. Başka bir şey bulunamazsa o migren olabilir. Tarif mi edemiyor hocam? Çocuklar anlatamazlar ağrılarını zaten. Bilemediği için. Hem ağrılarını anlatamazlar hem de gittikleri doktor, bu özel bir konu. İdrar yolu iltihabı vesaire üzerinde durabilir. Anneye bakarsınız, anneyi de konuşmaya başlarız biz. Çocuk burada bir yanda otururken annede migren olduğu ortaya çıkar. Babada nadirdir ama hem anne hem babada migren var. Çocuk da hassas bir tip, karnım da ağrıyor diyorsa uygun tetkikleri yaptığımızda abi bakıyoruz migrenmiş işte. Migren tedavisi verince zınk diye karın ağrısı nöbetleri arada bir olan karın ağrısı, görme bozukluğu, arkasında hafif baş ağrısı olayları da düzelmiş oluyor. İşte bu da çocukluk çağı migreni. Peki çocuklarda tedavi nasıl oluyor? Aynı. Hepsinin tedavisi var. Yetişkinlerle evet, aynı evet. şekilde ilerliyor. Tabii. İlaç kullanımı mı gerekiyor hocam? Daha çok ilaç veriyoruz onlara. Yani çocuğa botoks veya aşı uygulanması uygun olmayacağı uygun olmaz, için. Evet. Zaten. Şurup şeyler yeter. Çocuklarda çok daha kolay tedavi. Yeterli oluyor ilaçlar. Peki hocam bu migren atakları dediğimiz atağın gelişi de aslında bize sinyal veriyor. Bir anda atak kendiliğinden gelmiyor. Küçük küçük hani yağmurun yağması gibi aslında. Bravo, evet. Önce hava biraz kapanır, rengi değişir, griye düşer. Sonrasında o yağmur bulutları gelir. Çok güzel tarif ettiniz. Bana güzel bir girizgah yaptınız. Şimdi. Ben oradan alacağım şimdi. Hastalarınızda bunu kullanabilirsiniz öyleyse hocam. Aynen öyle. Şöyle. Şimdi tıpta zaten. Tıbbi terminolojide buna aura deniyor. Aura Latince şey demek. Hafif yel. Evet. Önce bir hafif yel geliyor, bir esinti geliyor. Hastalar bunu anlıyorlar. Her hastanın habercisi farklı, bir telgraf geliyor. Aura, yel. Evet. Her hastada bu haberci değişiyor. Kiminde işte gözünde hafif bir şeyler oluyor. Yandan veya iyi göremiyor falan.
Kimisinde bir kötü his oluyor. Bir içe kapanmak istiyorlar. Gürültülü yerden uzaklaşmak istiyorlar. Evet. Kimisinde uyuşmalar oluyor sağında solunda. Genelde aura bu migren hastalarının %20-%30'unda olur. Diğerlerinde olmaz. Bu özel bir tür. Auralı migren. Habercili migren yani. Evet. Diğerlerinde genelde şuradan enseden başlayan, enseden başlıyor diye bunu boyun fıtığı zannediyorlar. Enseden başlayan sonra kafaya yayılan baş ağrısı krizleri oluyor. Ona common migren, adi migren diyoruz. Onda haberci yok. Peki böyle bu şekilde haber verdiğinde veya vermediğinde atak durumunda bizim için kurtarıcı olacak, çok basit uygulanabilecek bir şey ne var hocam? Müthiş bir tedavi var. Bedava ve bu kadar basit olabilir ve anında çözer. Nedir o? Oksijen verilirse size burundan, bütün sağlık ocaklarında, eczanelerde var. Süper. 10 dakika şuradan oksijen verilirse zınk diye ağrınız geçer. Bunu deneyin yani. Harika. Ama hemen almanız, yani başlayacağını hissedince artık iyice büyümemesi lazım ağrının. Bir kural vardır tıpta, ağrıyı başı küçükken hemen ezeceksin. Büyümesine izin vermeyeceksin, yoksa zor oluyor şeyi. Hastalar, biz çok kahramanız, ağrı kesici almak istemiyoruz falan diyorlar. Hayır kardeşim, derhal ağrı kesicini al. Onun için veriyoruz zaten. Büyürse zor toparlıyorsa hastaneye yatırılmaya kadar gider. Oksijen alırsa 10 dakika şöyle biraz oksijen alsın. Genelde ağrı sadece migren değil, küme baş ağrıları var bizim. O erkeklerde görülür. Erkek tipi migren diyelim. Onlarda da sadece oksijen 10 dakika yüksek tabii diye versinler. Ağrıyı kesebilir. Oksijen olmayan bir yerde dağ başında açık havaya çıkarsanız bile azalır. Evet. Yüksek yerlerde olur o. Temiz hava şey. Ama oksijen verilirse çok iyi olur. Oksijen yoksa size verilmiş ağrı kesiciler vardır. Onları bekletmeden alın. Bir de hızlı etkili ağrı kesiciler var. Bu da 30 yıldır piyasada. Ağızda eriyor. Özel migren hapları onlar. Aldığınız anda işte 5-10 dakika içinde anında keser. Bunlar çok etkili şeyler. Bunları hemen almak lazım. Bu en sık bilinen, yanlış olduğu bilinen, doğru öyleyse hocam. Çünkü bu savunmacı yaklaşım maalesef ki toplumda her zaman görülüyor. Savaşmaya çalışıyorlar kendileri. Ya, bu mümkün değil maalesef. Büyümesine yol açıyorlar. Orada inflamasyon var beyinde. Damar boyunca ilerleyen yangı, inflamasyon var. Siz onu zamanında hemen başı küçükken ezmezseniz o aşağıya iniyor. Nabzınızı değiştiriyor. Gözünüz kızarıyor. Böyle bayılır. Yani bir sürü olay olur. Yanlış yapıyorlar. Hissedildiği anda. Geliyorum evet. Dediği hemen anda. Hemen onun başını ezmeniz lazım. Evet. Kural bu. Olan bu. Tabii. Eğer oksijen alamıyorsak da açık havada bol oksijenli bir ortamda yapacak olduğumuz belki de bir 15 dakikalık yürüyüş bizi rahatlatır mı bazı hocam? Bazı migren hastalarında da arttırabilir. O yüzden oksijen bulsalar daha iyi olur. En garantisi o evet. Diyoruz. Peki hocam sizin şimdi tavsiyelerinizin içerisinde en sık kullandığınız yetişkinlere yönelik olan aşı veya botoks hangisinin daha etkilidir? Daha... Şimdi genç bir kız geliyor diyelim 20-25 yaşlarında üniversite öğrencisi, ayda bir iki defa olan ağrısı var. Ona hap veriyorum ben. Çünkü yetiyor. Bir de artırıcı faktör var mı? Doğum kontrol hapı, hormon kullanıyor mu? Aç kalıyor mu? Onları falan düzeltmemiz lazım. Onları da bu... Migreni azdırıcı hayatındaki terslikleri düzeltirsek basit bir 3 aylık 4 aylık hap tedavisi yeterli oluyor. Kalıcı çözüm oluşturuyor. O zaten öğreniyor huyunu suyunu şeyin öğretiyoruz ona. Ondan sonra kendisi ömür boyu kontrol edebiliyor. Migrenin bir arttığı dönemler vardır kadınların hayatında. 15-25 yaş arası hormonal değişimin en zirvede olduğu doğurganlık dönemi, bir de menopoz dönemi. Menopozdan önce migreni olmayanlarda bazı kadınlarda menopozdan sonra başlayabilir. Evet. Geç migren. İşte böyle farklar var ama bunlar hep bakın ani hormonal değişikliğin olduğu dönem. Doğurganlık dönemi, menopoz dönemi. Hepsine göre tabii dediğim gibi kişiye göre plan bir elbise dikmemiz lazım. Konfeksiyon değil. Kalıcı hazır etki giyim yaratacak değil. Tedavi yöntemleri bu şekilde anlattığımız gibi. Hocam çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediklerinizi almak isteriz. Buyurun. Migrenin tedavisi var. Bütün baş ağrılarında yalnız bir uzman görüşü almakta fayda var. Biz her zaman baş ağrısı önemli bir şeyin habercisi olmasa bile altında ne var araştırmak isteriz. Onun araştırması yapılsın. Tasnif edilsin. Sizde şu tip şuna bağlı baş ağrısı var denilsin. Herkes rahat etsin. Bunu takip etsinler. Pekala. Çok teşekkür ediyorum hocam katılımınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet değerli izleyicilerimiz, bugün değerli konuğum Profesör Doktor Okan Bölükbaşı ile birlikte migreni ve migrende tedavi yöntemlerini ele aldık. Hayatınızı karartan bu yöntemden nasıl kalıcı yöntemlerle aydınlığa çıkarsınız sizler için değerlendirdik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.